Osmanlı bu tarihten sonra kaynaklar istiklali meselesine değinir. Çünkü tarih Evet. artık 1299'a gelmiş. Şimdi bu hikayeyi bir kısaca nasıl olmuş? Evet. Osmanlılar neye inanıyor onu söyleyelim. Evet. 1284'ten itibaren Selçuklu ülkesi karmakarışık, Moğol baskısı var. Sultan 2. Gıyasettin Mesut 1296'da Gazan Han'ın baskısıyla tahtından indiriliyor. Ve 1298'e kadar 2 yıl Selçuklu tahtı boş kalıyor. Bundan sonra 3. Alaaddin Keykubat gelecek. Eğer bu hikaye doğruysa ki doğru olma ihtimali çok yüksek, Osmanlılar artık onu muktedir hükümdar olarak tanımıyor. Benim anlaşılan o. Şöyle 1288'de Karacahisar fethedildikten sonra ki İbni Kemal asıl istiklalini dedik 1288'de olduğunu söyler. Çevre ülkelerden bilhassa Germiyan'dan halk akın akın Karacahisar şehrine gelmeye başlıyor. İşte çarşısıyla, pazarıyla, mescidiyle burası bir şenlik haline geliyor şehir. Şimdi halk, şimdi pazar kurmak da öyle şimdiki gibi encümen, belediye encümeni kararlı olmuyor. Pazar kurdum, Tabii. kadım adı tayin edeceğim başına. Tabii. Öyle kolay iş değil. Halk artık şeye geliyor. Dursun Fakih'e geliyorlar. Diyorlar ki buradaki problemlerin çözümü için bir kadı tayin edin ve biz burada cuma namazı kılmak istiyoruz artık. İşte bu işte istiklalin İslam devletlerinde Evet. sembollerinden biri hutbe ya. Evet. Çünkü sikkeyi şimdi şey yapamıyorsunuz. Tespit edemiyorsunuz elinde var mı yok mu. Iktada, tarih kayıtlarda 1301'ler gibi gözüküyor. O zaman 1299 nasıl verilecek? Hutbe olabilir. Şehadavalı'ya gidiyorlar. Şehadavalı diyor ki durumu gidelim Osman Gazi'ye anlatın. Osman Gazi'ye durumu anlatıyorlar ve Osman Gazi ne gerekiyorsa yapılmasını söylüyor. Şimdi burada o Osmanlı'nın kendisinin kuruluş için kabul ettiği hikaye şu. Osman bağımsızlığını şu prensiplere dayandırmıştır. Şehri kendi kılıcımla aldım. Orada söylediği sözler bu Şehedebalı ve Dursun Fakih'e. Bunda sultanın dahli yoktur. Çünkü ne gerekiyorsa yapın denilince onlar diyorlar ki sultandan izin gerek. Yani sen burada kendi adına hutbe erdiriyorsan koptun yani istiklalini ilan et. Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Sultanın minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. Eğer o ben Selçuklu hanedanındanım derse ben de Gökalp oğluyum derim. Yine bak Gökalp Günalp yok. Evet. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi. Şimdi bu Süleyman Şah dedem belki şey de olabilir Burada ya. kurtarmış Orhan olduğu Gazi'nin onun da söyleyeyim bir parantez içinde. Orhan Gazi'nin çocukların ismine Süleyman verildiği için atalarından birisi Süleyman olabilir. Hani o Türk Evet. mezarından öyle bir Süleyman da olabilir. Ama O da var. o bahsettiğimiz şahıs da yine Selçuklulardan daha önce gelmiş olamaz. Hani Ha, öyle bir durum tarih var. tutmuyor. O mesela ilk gelen o yüzden kurtulmuş oldu Süleyman Kurtulmuş olabilir. oldu. Çünkü 1070'lerde malum 1075'te hatta İznik'i fethediyor. Hı. Şimdi şu burada aslında evet dediğiniz noktada şöyle bir sorun var ama o da şu. Hani Yahşi Fakih, Aşık Paşazade silsilesinde Silsilesi. rivayet olarak bu var. Ama Bu. bu rivayetteki bazı hususlar vakaya tam olarak uymuyor. Mesela nedir? Malum yer fethedilmeye çalışıldığında ilk başta hani Selçuklu Sultan da bizzat geliyor. Hatta teçhizat açısından da yanında getirdiği malzemeler var. Daha sonra kendisi bölgeden çekildiğinde bu teçhizatını da Osman Bey'e bırakıyor. Aslında Osman Bey burayı kendi kararıyla, kendi iradesiyle ve sultandan da bağımsız olarak, müstakil olarak gelmiş ve muhasara etmeye başlamış ve sonrasında tek başına devam edip fethetmiş değil. Aslında bu Ama şöyle Karacahisar önceden fethediliyor. Zaten 1288 İbni Kemal diyor ama o 11 yıl sonra bağımsızlık. Çünkü orada artık şimdi haraçgüzar olan tekfurları siz Selçukluların ramına fethedemezsiniz. Şimdi İnegöl'ü alıyor, Bilecik'i alıyor, Yarısar'ı alıyor. Orada bir müstakil hareket var. Ama burada şunu söylemek lazım. Şimdi Osmanlı işte bunu burada hutbe verilmiş. Daha sonra Dursun Fakih kadı tayin edilip şehre aynı zamanda hatip olarak Karacahisar'da bırakılmış. Ve Osmanlı böyle kurulmuş diye anlatı Aşık Paşazade'de geçen hikaye. Daha sonra Abdülhamit döneminde de kabul edilmiş 1290-1300 civarı. aslında Osmanlı'nın taşra idaresinin de hani mantığı ilerleyen yüzyıllarda, muahhar yüzyıllarda tıpkı böyle olduğu için hani
uygun da görünüyor. Niye? Çünkü bir sivil idare vardır, kadı. Aha. Belediye işlere bile bakar. Sadece mahkemeye bakmaz. Tabii, bir de tabii. Askeri idareci vardı, işte subaşı. Hı. Aslında burada subaşı olan Osman Bey sivil idarenin idareyi de kadı yaptığı için etti. Aslında o, evet, o geleneğe uyuyor. Ha. Bir de takvim faaliyeti var. Yine hakimiyet alameti olarak çok önemlidir. İki tane kanun çıkarıyor malum. Bir pazar bağcı kanunu, yani pazar gelmeyen vergisi. Gelmeyenden gelen ülke bağcı istiyor falan. Aynen öyle. Bir de tımar intikal kanunu. Heh. Bu da mesela birkaç yıl sonra hemen tımar vermeye başlıyor. Evet. İşte Karacahisar'ı kime veriyordu? Gündüz Alp. Evet. Eskişehir'i yok. Karacahisar'ı Orhan'a. Yani İnegöl'ü Turgut Harbi'ye. Yani Yenişehir'i Edebalı'ya, Şeyh Edebalı'ya. Evet. Şeyh Edebalı'ya Bilecik'in Öşür ve şeyini veriyor. Tımarını evet, veriyor. Evet. Daha sonra kendisi şeyi bırakıyor. Kız Bala Hatun. O kızı tartışmadım. Evet, Bala Hatun diyecektim de onu açarız sonra isterseniz. Evet. Bala Hatun'la Alaaddin oğlunu Şeyh Edebalı'nın yanında bırakıp kendisi devletin yeni merkezi yaptığı Yenişehir'e.